Yani Geçirmiyoruz. HDP kapatılırsa HDP'nin B planı seçmenler üzerinden mi yürüyecek? Yani seçmenleri HDP yönlendirmeye devam mı edecek? E, tabii ki biz seçmenlerimize tavsiyede bulunacağız. Tabii şey ki. diyeceksiniz ki mesela tabii gidin Millet İttifakı örnek verin, destek verin. Tabii ki bitti. Tabii ki politik tercihimizi Peki, söyleyeceğiz Yani bunun bir... imkanları da var. Evet. <laughs> yani biz e, partiyi kapattılar. E, hepimizi e, ağzımızı burnumuzu da kapatıp sesimizi çıkaramayacak hale getirmeyecekler. Halk bizden tabii ki ne görüştesiniz diye soracak ve biz görüşümüzü elbette ki bildireceğiz. Ve şundan eminiz. Bizim seçmenlerimiz böyle bir durum karşısında tam tersine öfkelenecekler. Tam tersine HDP'ye daha fazla sahip çıkacaklar ve bu tür kapatma vesaire gibi durumlarda iktidarın tahmin ettiğinden çok daha blok bir şekilde seçmenlerimiz biz ne önerirsek o doğrultuda hareket edeceklerdir. Biz buna inanıyoruz ve seçmenlerimiz de partisine ve mücadelesine inanıyor. Peki Dolayısıyla e, bu konudaki iktidarın beklentileri çok boş beklentilerdir. Ayhan Bilgen bir parti kurdu HDP'nin. Kurmadı ben, henüz Ayhan Bilgen ya, parti üyemizdir. Kuracak diye adı geçiyor. Tabii ya da bu. yeni bir şeye kalkışacak. Yani evet. e, Ayhan Bilge'nin yani ipucunu verdiği diyelim. Çünkü ona göre o böyle bir parti hazır. Bu HDP'nin kapatılması üzerine kurulmuş bir proje mi Ayhan Bilge'nin partisi? Vallahi onu... Bilemem. Kuracağı parti diyelim. Yanlış konuşmayayım. Evet. Yani onu bilemem tabii. Onu Ayhan Bilge'ne sormanız Kendisine açık gerekiyor. Kendisi açıklamaları biliyorsunuz tabii. Hayır hayır. Sizin sorduğunuz sorunun cevabını bilemem. Yani HDP'nin kapatılması üzerine mi? Böyle bir şey girişimde bulunuyor diye onu gerçekten bilmiyorum. Yani kendisiyle bunu konuşmuş olsam açıklardım. Ayhan Bilgen çok eski arkadaşımızdır. Biz HDP'yi Ayhan Bilgen'le birlikte kurduk. Hatta onun öncesinde de Ayhan Bilgen'le bizim Çatı Partisi çalışmalarında ortak girişimlerimiz vardı. Ee, yani bilemiyorum o Yani şimdi spekülasyon da yapmak istemem Doğrusu kendisi hakkında Ama o HDP'nin ee, bir planı değil değil mi? Hayır hayır yok canım bizim bir planımız değil Yani şey. Ayhan Bilgen üzerinden yeniden bir parti hayır, kurmak Hayır ya da. Yok, öyle bir planımız yok ee, O kendi tercihleri Mücadelesi açısından meseleye bakıyordur ee, konuşuruz onunla da yine konuşacağız da biz yani bir küslüğümüz yok sonuç olarak e, Ayhan Bilgen hem kapatma davası iddianamesinde yer almaktadır siyasi yasak istenenler arasındadır hem de Kobani davasında yer almaktadır e, ceza istenenler arasındadır dolayısıyla bir küslüğümüz yok e, konuşacağız soracağız görüşlerini öğreneceğiz elbette ki ama dediğim gibi ben şimdi bir spekülasyon yapmak istemem o doğrultuda Sayın Alış şunu söyleyebilir miyiz HDP'nin hiçbir şekilde, hiçbir biçimde yolu Cumhur ittifakıyla çakışmaz. Yani öyle bir ihtimal de yok. Dediğim gibi bu, bu bize zaman zaman siz de soruyorsunuz şimdi. Başka yerlerde de soruyorlar. Yani biz böyle bir ihtimal görmediğimiz gibi böyle bir gerçekliğin de olamayacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten şu anda iktidarın ağır baskısı altındayız. Yani diyorum ya demokratik siyasetten tamamen tasfiye etmek için uğraşıyorlar. Bakın bir örnek vereceğim size. Dün ee, İçişleri Bakanı geldi meclise işte o laf atmalar filan falan döndü bize dedi ki ben şimdi biraz sonra dedi öyle bir açıklama yapacağım ki dedi e, yüzünüz önde çıkacaksınız burada dedi. Biz de dedik ki ya ne açıklama yapacaksan yap da bakalım görürüz biz asla yüzümüz öne eğecek bir şeyimiz yoktur dedik. Hakikaten orada da yine yüzüne söylediğim için burada rahatlıkla söylüyorum. Bir kumpas hazırlamışlar. Yeni bu hani bu İçişleri Bakanlığı'nın kumpaslarının sonu gelmiyor bize Bir kumpas hazırlamışlar. Bir gün öncesinden bir sabah bir Şırnak'ta bir genci gözaltına almışlar. Orada bir cinayet yaşanmış ve o gencin bu cinayeti yaptığı iddiasıyla onu gözaltına almışlar ve diyor ki bu genci sizin milletvekilinizin evinde Gözaltına aldık diyor. Bizim Şırnak milletvekiliyle ilgili. Kalktı orada açıklama yaptı. Yani milletvekili orada. Yani birincisi onun evi değil. İkincisi genç evinde gözaltına alınmamış. O çarşıda gözaltına alınmış. Üçüncüsü gözaltına alınan genç şu şey, görüntüde değil mi? Şurada evet, anlatıyor. Yani. Evet evet. Burada anlatıyor. Ona, Bakan evet anlatıyor. ona da geleceğim. Gözaltına alınan genç bizim gençlik meclisimizde çalışmayı sürdüren ve e, orada bilinen, tanınan, açıkta çalışma sürdüren emniyetle çeşitli işte diyelim hani etkinlikler olur, müzakereler yapılır ya emniyetle hani bir sorun olmasın diye. O müzakereleri sürdüren kişilerden bir tanesi. Gizli saklı bir şey yok. Ortada olan bir kişi. Kumpas kurmuşlar. Hani sabah o bir gün öncesinden sabah gözaltına alıyorlar. Ertesi gün gelecek. Şimdi orada belge diye gösterdiği ne biliyor musunuz? Fotoğraflar gösteriyor. Fotoğraf, bir tane fotoğraf var işte elinde tutuyor. Belge diye gösterdiğimiz orada da söyledik. Bugün de tekrar söyledik mecliste. Bir şey var bir etkinlik halay çekiliyor orada. Bizim Şırnak milletvekilimiz halay çekiyor ön tarafta. Arkada da halay çekilen bir başka ekip var. Onun içinde de o gözaltına aldıkları kişinin fotoğrafı var. İşte diyor belge diye şu anda gösterdiği şey bu. Ya kardeşim senin kendi makamında... Uyuşturucu taciriyle çekilmiş foto, kendi makamında orada halay çekiliyor bir yerde bir meydanda halay çekilirken, kendi makamında uyuşturucu ticareti yapanla fotoğraf çektirmişsin. Ee, e, Sebekan'ın uçağına binerken fotoğrafın var. çeşitli suç örgütlerinde e, çalışmış olan kişilerle fotoğrafların var bir idolleri haline gelmişsin. Hangi kişi suç işliyorsa seninle bir fotoğrafı çıkıyor ortaya. Hem de bu fotoğraflar kendi makamında çektirdiğin fotoğraflar. Sokakta filan da değil. Yani böyle bir insan bir halayda fotoğraf çekilirken arkada bir yerde milletvekilinin arkasında bir yerde o kişi de halay çekiyor. Bunu gösteriyor. Kişiyi de söylüyorum size. Bizim gençlik meclisimizde çalışan bir kişiden söz ediyoruz olayla hiç alakası yok. Üstelik de yargısız infaz yapıyor. Ya sabah gözaltına alınmış. Bu çıkıyor. Ölden sonra burada diyor suçludur diyor. Daha çocuğun ifadesi bile alınmamış. Savcının gizli kararı var. Nereden bunları çıkarttın? Yargısız infaz yaptın. Bizim milletvekilimizin üstüne bunu yıkmaya çalışıyorsun. Tam bir kumpas kurmuş. Kumpasçı bir bakan yani. Bir ülkenin İçişleri Bakanı kumpas kurar mı ya bir milletvekiline? Böyle bir gelip mecliste bu kumpası anlatır mı ya? Böyle bir şey görülmüş bir şey mi? işte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani ben yine yüzüne de söyledim. Hiç arkasından bir şey söylemiyorum. Ne söylüyorsam yüzüne söylediğim için burada da söyleyeyim. Her yaptığı konuşma suç. Her yaptığı iş suç. Her yaptığı konuşmada yasaları çiğniyor. Anayasayı çiğniyor. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeleri çiğniyor. Böyle bir kişiden söz ediyoruz. Yani bir suç odağı halde gelmiş İçişleri Bakanlığı artık. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve biz diyoruz ki, bak biz yargısız infaz yapmıyoruz. Hakkında iddialar var senin kardeşim. Bir sürü iddia var ortaya atılmış olan. Sen eğer temizsen, bu iddialar doğru iddialar değilse, o zaman git mahkemenin önüne. Git aklan. Yüce Divan'a aklan, çık gel. Biz de diyelim ki helal olsun bak aklandın, aferin. Değil mi? Budur yani. Başın dik kez Sen aklanmadan bu kadar hakkında iddia olan bir bakanın kalkıp bir de böyle şeyler yapması kabul edilebilir değil. Yani e, bir kurumsal ciddiyeti tamamen ortadan kaldıran e, bir durum. Böyle bir İçişleri Bakanı ülkenin güvenliğini sağlayıp kendisi bir güvenlik sorunu haline gelmiş e, vaziyette. Şimdi dolayısıyla e, bunların hakikaten çok ciddi sorunlar olduğunu e, düşünüyoruz ve bu iktidar ee, bu İçişleri Bakanlığı'yla, ben dün orada Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna da söyledim. Dedim siz desteklemeyin, arkasında durmayın. Yarın Yüce Divan'a gittiğinde eğer mahkum olursa, siz bu kadar açık destek vermiş olarak suç ortağısınız, o anlama gelir bu ee, dedim. Ee, bağırıp çağırdılar ama gerçeklik budur. Eğer siz inanıyorsanız bunun e, temiz pak olduğuna, herhangi bir suçu olmadığına, o zaman gidecek, e, mahkemenin önünde yüce divanda yargılanacak berat beraat edecek dönecek siyasete öyle atılacak. yolu budur. Tatlısınız.